Herkese merhaba, iyi ki almışım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle cam nasıl silinir bununla alakalı bilgiler paylaşacağım. Şimdi cam silerken evdeki malzemelerle sileceğiz. Yani ekstra bir e, temizlik deterjanı, işte ekstra bir cam silme bezi kullanmayacağız. Tamamen evde bulunan malzemelerle kendimizi hiç yormadan, hiç uğraşmadan çok kolay ve pratik bir şekilde camları sileceğiz. Camlarda hiç iz kalmayacak, tertemiz olacak. Malum ülke geneli 2-3 haftadır bayağı bir yağmur yağışı var. Bu sebeple ben de camları silmedim ve görmüş olduğunuz gibi camlar bayağı bir kirlendi. Yağmur damlaları ve izleri kaldı. Şimdi hem pencerenin çerçevelerini sileceğiz hem de camı sileceğiz. Pencereleri silmeye çerçevelerden başlıyorum. Bulaşık süngeri kullanıyorum ve hazırlamış olduğum köpüklü suyla tüm pencerenin çerçevelerini ovarak temizliyorum. Bulaşık süngerini kullanırken de sert olan yüzeyiyle siliyorum. Daha güzel temizliyor. Benim çerçevelerim ahşap olduğu için çok fark etmiyor ama özellikle pima pimapenlerde süngerin ters yüzüyle, sert yüzüyle temizlemeniz daha iyi sonuç verecektir. Daha sonra camların çerçevelerini sadece suyla duruluyorum, normal bir bezle siliyorum, duruluyorum. Şimdi cam temizliğinde sıra. Camı silerken hiçbir şey yapmıyorum, ekstra hiçbir bez kullanmıyorum, evdeki bezlerle temizliyorum. Bildiğiniz sarı bezi aldım, hazırladığımız karışımla camı güzel bir şekilde tozunu kirini aldım camı siliyorum. Camı silerken aşağıdan yukarı silmişim sağa sola silmişim bunları da kafamı yormuyorum. Bildiğim işime gelir bir şekilde camı güzel bir şekilde tüm tozunu kirini alıyorum siliyorum. Ve camın yüzeyi ıslakken kurumayacak kesinlikle hemen ıslakken evde kullandığımız eski havlulardan olabilir mutfak havlularından olabilir bildiğimiz havlu. Bu havluyla direkt camın yüzeyini ıslak haliyle siliyoruz. Videoyu hiç kesmedim ve ben size anlatana kadar camın yüzeyini temizledim. Görmüş olduğunuz gibi hem çok güzel oldu, hiçbir leke iz yok hem de parlak oldu. Bakın yine hiç kesmeyeceğim. Dakikasını siz nerede tutun. Şimdi camın diğer iç yüzeyini siliyorum. Sarı bezi alıyorum. Kovanın içerisinde hazırladığım karışımla yıkıyorum ve cama sürüyorum. Camı güzelce siliyorum. Cam ıslakken havluyla hemen siliyorum ve camı kuruluyorum. İlk başta ıslak zemin üzerinde havluyla silmeye başladığımızda cam buğulanmış gibi lekelenmiş gibi oluyor ama ikinci kez o buğunun üzerinden geçtiğimizde bu gidiyor ve tamamen cam lekesiz pürüzsüz parlak bir şekilde ortaya çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi evde cam silmek çok kolay gözümüzde büyüttüğümüz kadar zor değil. Bunun için ekstra temizlik malzemeleri almaya ekstra temizlik deterjanları almaya hiç gerek yok. Evde bulunan bildiğimiz sarı bezde bir de eski havlunuzda veya bunun için ayırabileceğiniz bir havlu ile cam havlusu edinin kendinize. Silin durulayın kurulayın bu kadar bitti. Deterjan olarak da ev temizliğinde sirkeyi ben çok kullanırım. Mutlaka silme sularına sirke eklerim. Hem evin enerjisini temizler. Hem zaten görmüş olduğunuz gibi sadece su ve sirke ile bile nasıl parlak bir cam yaptık cam sildik. Ve diğer en önemli püf noktası da kullanmış olduğumuz havlu. İlk sildiğimiz bezin hiçbir önemi yok. İsterseniz normal sarı bezdesinin, isterseniz özel bir bezesini hiç fark etmez. Yeter ki camın yüzeyini temizleyin. Birçok temizlik unsurunda sirke gerçekten önemli bir rol oynuyor. Ben sirkeyi evimden eksik etmiyorum. Çoğu temizliğinde de kullanıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Ve bu yüzey ıslakken hemen havluyla silin. Havlu hiç leke bırakmıyor. Pürüzsüz bir görüntü sağlıyor. Evet temizlikte kullandığımız karışım için İlk önce pencerenin çerçevelerini sileceğimi söylemiştim. Pencerenin çerçeveleri için ılık su kullanıyorum. Ilık suya göz kararı sirke ve biraz bulaşık deterjanı ekliyorum. Bunu köpürtüyorum ve bu şekilde hazırlamış olduğum karışımla pencerenin tüm çerçevelerini siliyorum. Cam silme suyu içinde hiçbir deterjan kullanmıyorum. Sadece suyun içerisine göz kararı sirke ilave ediyorum ve bu şekilde sarı bez ve havluyla siniyorum. Evet camı silmek için kullanmış olduğum havlu da bu şekilde bir pamuklu havlu. Dediğim gibi eski bir havluyu cam silme havlusu yapabilirsiniz. Mutfak havlunuz olur eski bir mutfak havlusu. Bu onu yapabilirsiniz. Benim bu kullandığım havlu mutfak havlusuydu. Eskidi ve cam havlusuna çevirdim. Camı sildiğiniz gibi aynayı da havluyla temizleyebilirsiniz. Gerçekten bu şekilde hem çok kolay hem çok pratik oluyor. Sizler gördünüz. Ve camı silmek için klasik sarı bez kullanıyorum. Sarı bezi sirkeli suyun içerisinde yıkıyorum ve bu şekilde tüm camları siliyorum. Evet videomuz sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Evde pürüzsüz cam silme, dalgalanmadan cam silme, iz kalmadan cam silme. Yani tamamen evdeki malzemelerde ekstra bir temizlik malzemesi, temizlik bezi kullanmadan tertemiz, pasparlak nasıl cam silinir en ekonomik yöntemiyle sizlere anlattım, paylaştım. Sizlerin de gördüğü gibi sol tarafta sildiğimiz cam var. Sağ tarafta cam açık. Görmüş olduğunuz gibi arasında hiçbir fark yok. Camlar tertemiz, pürüzsüz ve çok güzel oldu. Cam silme ile alakalı sizler neler yapıyorsunuz? Paylaşmak isterseniz veya cam silme konusuyla alakalı sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Bana destek olmak için yorum veya emoji bırakmayı, videomu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone de olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.